Teknoloji Okulu'ndan hepinize merhabalar arkadaşlar. Yeni bir kutu açılış videosuyla daha karşınızdayız. Bıçağımızı hazırladık ve büyük bir ürünü açacağız. Şimdi şöyle aşağıya doğru bakarsak gayet kutusu kocaman bir şey. Bunda ne var? Monster'ın ürettiği bir oyuncu monitörü var arkadaşlar. Biliyorsunuz Monster şimdiye kadar genel itibariyle notebook üretiyordu. Böyle fare falan gibi ekipmanlar da vardı ama ağırlık notebook tarafındaydı. Şimdi artık Monster biliyorsunuz bir Türk firması. Ve monitör de üretmeye başlayacak. Bu monitör yakında e-spor turnuvalarında falan kullanılacak. Ve satışa da çıkacak kısa bir süre sonra. Dolayısıyla bize de test için geldi. Şimdi biz bunun kutusunu açacağız ama kutuyu açmadan önce biraz kutuda ne yazıyor onları gösterelim size hemen. Full HD olduğunu yazıyor. 240 Hz'lik bir monitör olduğundan bahsedilmiş. HDR desteği 1 milisaniye. Tepkime süresi ve Curved yani kavisli ekran olduğundan bahsediyorum. Bitti mi? Hayır. Arka tarafını çeviriyoruz arkadaşlar. Burada da yine özellikleri var. 3000 bölü 1 kontrast, 400 nit parlaklık, mavi ışık filtresi, akıllı senkronizasyon teknolojisi, 170 derece geniş açı, 3 taraflı çerçevesiz tasarım, HDMI ve DP portları. Şimdi yavaş yavaş kutumuzu açalım. Bakalım şekil itibariyle nasıl bir monitör bizleri bekliyor. Beraber görelim. Şuradaki bandı da çıkaralım. Kutu biraz büyük değil mi? Sence özgür bir şey mi? Yorumla alayım. Vallahi büyük. Ben çok büyük geldi hatta yani. Yani monitör için çok büyük. Büyük bir kutu. Gerçi monitörün boyutu. Belki zarar görmesin diye belki bu kadar yaptılar. 27 inçlik bir monitör. Yok ben kalınlığı biraz bana kalın geldi ama zarar görmesin diye herhalde öyle yaptılar sanırım. Evet onu da göreceğiz şimdi. Şöyle açtığımızda şurada şu 3 kablosu. Burada klasik Monster. Bu önemli. Evet. Evet. Böyle baktığımızda aslında çok kalın değilmiş kutu. Kavisli olduğu için mecburen evet. Kalın tutulmuş. Şu bıçağı bırakayım elinden. Şöyle çıkarttığımızda şöyle arkasını çevireyim. Bence gayet şık bir monitör ya tasarım olarak. Mesafe ayarlanabiliyor mu yüksekliği? Bu ayarlanabiliyor şöyle. Evet. Yavaş. Elimizde kalmasın ama. Şu da ayarlanabiliyor böyle. Hatlar güzel. Şurada girişler var. İki tane HDMI portu var. DP portu var. Şurada kulaklık için bir port var. Şurada USB var. Şurada da güç girişi var. Yani ben beğendim açıkçası. Şöyle baktığım zaman kavisli yapısıyla güzel duruyor. Tabi testlerden sonra göreceğiz. Oyunlardaki tepkime süresini vesaire görüp ölçüp bakacağız. Ama monitör gayet şık duruyor. Monster logosunu şuraya yerleştirmişler. Yani ön tarafta bir logo söz konusu değil. Çerçeveler çok ince. Çerçevelerin ince olması gerçekten güzel. Şurada bir Monster yazısı var görüyorsunuz. Onun haricinde yan çerçeveler yok denecek kadar ince. Yani yok diyebiliriz hatta. Bir masa üstüne koyup deneyelim mi? Güzel gibi. Şöyle yapalım mı? Koyalım. Yağmur Hanım rahatsız etmeden stajyerimizi şöyle koyduğumuzda gayet bence bir bağlayalım power kablosunu filan. Güç kablosunu bağlayıp. Bu arada buradan da dönüyormuş bu alt kısımdan. Şuradaki yerden de dönüyor. Bağlayalım. Power da neredeydi? Buraya attı işte. Monitör. Güzel. Benim hoşuma gitti açıkçası. Hani bir oyuncu olarak baktığım zaman hem şık duruyor. Laptop ekranında oyun oynamaktan çok daha iyidir. Bunda oynamak. Evet şu anda kurulumunu yaptık. Aslında kurulumda bir şey yok. Sadece power tuşunu bağladık. Bir de arkadaşlar arkadan notebookumuza HDMI ile bağladık. Bu arada burada ışık şeritleri varmış. Bunları da yeni gördük. Hemen belirtelim şurada.
Görüyorsunuz şu bantları alalım. Şurada çok hoş ışık şeritleri mevcut. Yani bir RGB aydınlatmamız da var. Ben beğendim monitörü. Sen ne diyorsun Özgür Çetin? Vallahi ben de beğendim. Yani Monster'ın böyle farklı şeyler üretmesi bence güzel yani olmuş. Şöyle tuttuğumuz zaman karşıdan baktığımızda gayet şöyle tam güzel bir monitör. Biraz pencereden yansıma oluyor. Hani şu anda iyi. Kavisli olması belki oyuncuların kafasını karıştırabilir ama bence gayet güzel duruyor. Özellikle hani bundan şöyle 3 tane yan yana koysan Euro Truck Simulator'da direksiyonu da alıp tespihi de alıp eline şöyle 10 numara oynarsın. Çok iyi olur yani. 3 tane yan yana koymak tabii kaçamal olur bilmiyoruz ama bence hoş olur. Evet, bugün arkadaşlar Monster'ın ülkemizde yakında satışa sunacağı monitörünü, kutusunu açtık. Önümüzdeki günlerde bunun incelemesi gelecek. Kapsamlı bir incelemesini yapacağız. Bağlayacağız monitörü, oyunlar oynayacağız ve bu oyunlarda nasıl performans verdiğini de sizlerle paylaşmış olacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere, hoşça kalın.